Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde doğrusal programlama modeliyle 5. bir örnek inceleyeceğiz. Ve bu örnekte de 2000 hektarlık bir tarım arazimiz var. Bu araziyi 3 farklı çiftçiye ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. 3 farklı çiftçiye veriyoruz ve bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki siz bu arazilere sadece mısır, bezelye ve fasulye yetiştireceksiniz, ekeceksiniz. Aynı zamanda diyoruz ki mısır için ayıracağınız alan, toplam alan 900 hektarı, bezelye için ayrılan toplam alan 700 hektarı, fasulye için ayrılan toplam alan da 1000 hektarı geçmeyecek diyoruz. Bunun dışında diyoruz ki hektar başına mısırdan elde edecek karımız 4000 TL, bezelyeden elde edecek karımız 3000 TL ve fasulye edecek karımız da 2000 TL diye ifade etmişiz. Aynı zamanda toprak sahibimiz diyor ki benim sana verdiğim bu arazinin sen en az %60'ını ekmek zorundasın. %60'ını kullanmak zorundasın. Bir de bunun yanı sıra diyor ki 3 farklı çiftçiye 3 farklı arazi verdi. Bu arazilerdeki ikili alanların oranlarının birbirine eşit olmasını istemekte. Bu arazi sahibimiz. Tabii ki çok fazla şart koşmuş ama yapacak bir şey yok. Çiftçiler de para kazanmak istiyorlar. Elleri mahkum, ne yapacaklar? Bu arazilere ürünleri ekecekler. Amacımız ne? Kârı maksimize etmek. Bunun doğrusal programlama modelini oluşturacağız arkadaşlar. Pekala. Şimdi ilk olarak karar değişkenimizi oluşturmak zorundayız. Karar değişkenimi sadece tek bir indisle, yani x alt indis i ile gösteremem. Neden gösteremem? Çünkü sadece çiftçim yok veya sadece ekeceğim işte mısır, bezelye ve fasulye gibi ürün yok. Benim hem çiftçilerim var hem de onların ekeceği 3 farklı ürün var. O yüzden ben x, i, j diye bir karar değişkenini tanımlıyorum. Karar değişkenimi şöyle açıklayacağım. İkinci çiftçinin J'inci ürünü ekmek için kullandığı arazi miktarı hektar cinsinden. Burada i, 1, 2 ve 3 değerlerini alacak çiftçilerimizi gösterecek. J de 1, 2 ve 3 değerlerini alacak. Ve bunlar biliyorsunuz ekeceğim ürünler kategorik değişkenler olduğu için ben C'inci ürünü nasıl tanımlayacağım? Şöyle tanımlayacağız. 1 olduğu zaman ne diyeceğim? Bu mısırı gösterecek J. 2 olduğu zaman neyi gösterecek? Bezelyeyi tasvir edecek. Ve J3 olduğu zaman da fasulyeyi gösterecek. Biliyorsunuz kategorik değişkenlere biz numara atayabiliyorduk. Mesela hatırlarsanız eğer işte kadın 1 olsun, erkek 2 olsun gibi bunlar da birer kategorik değişken. Mısır, bezelye, fasulye ürünlerin kategorisini gösteriyor. Ben de 1, 2, 3 diye 1 mısır, 2 bezelye, 3 de fasulyeyi ifade etsin diye söyleyeceğim. Bu durumda arkadaşlar. Şimdi x 1, 1 ne demek? Bakın hemen yazalım. Birinci çiftçinin birinci ürün neyi gösteriyordu? Mısır. Mısır ekmek için kullandığı arazi miktarı ne cinsinden, ne boyutumuz ne, hektar cinsinden gösteriyoruz değil mi? Veya x 2 3 ne demek? İkinci çiftçinin üçüncü ürünü neyi gösteriyordu? Fasulyeyi. Fasulye ekmek için kullandığı
arazi miktarını ifade edecek. Bunları böyle yazdıktan sonra biz ne yapacağız? Yine bu da hektar cinsinden. İsterseniz şöyle küçük bir tablo yapayım. Şöyle küçük bir tablo yapayım, daha rahat görelim. Evet. Şimdi ben birinci çiftçi, ikinci çiftçi ve üçüncü çiftçi diye şunları yazayım. Sütunlara da ekeceğimiz ürünleri yazayım. Mısır, bezelye ve bir de ne? Tabii ki fasulye var. Değil mi? Ayşe Kadın fasulyesi. Pekala. Şimdi birinci çiftçinin ektiği mısır alanı arazisi. Yani ne kadar araziye mısır ektiğini neyle göstereceğim? X 1, 1 ile göstereceğim. Birinci çiftçinin bezelye ekmek için kullandığı arazi miktarını neyle göstereceğim? X 1, 2 ile göstereceğim. Birinci çiftçinin fasulye ekmek için kullandığı arazi miktarını neyle göstereceğim? X 1, 3 ile. İkinci çiftçimize geliyorum. İkinci çiftçimizin mısır ekmek için kullandığı arazi miktarını x2, 1 ile göstereceğim. Bezelye ekmek için kullandığı arazi miktarını x2, 2 ile göstereceğim. Fasulye ekmek için kullandığı arazi miktarını x2, 3 ile göstereceğim. Üçüncü çiftçimize geldik. Üçüncü çiftçimizin mısır ekmek için kullandığı arazi miktarını x3, 1 ile. Bezelye ekmek için kullandığı arazi miktarını x3, 2 ile. Ve fasulye ekmek için kullandığı arazi miktarını da neyle göstereceğim? X3, 3'te. Bunların hepsi tabii ki arazi oldukları için, yani arazi miktarı olduğu için bunların hepsi hektar cinsinden. Ölçüm birimimiz hektar. Şimdi bunları bu şekilde tarif ettikten sonra yapacağımız ilk işlem ne olacaktır? Arkadaşlar, ilk işlem amaç fonksiyonumuzu yazmak olacaktır. Amaç fonksiyonumuz ne? Kârı maksimize etmek. Kâr fonksiyonumu yazacağım. Şimdi bakın ne demiştik biz? Ben mısırdan hektar başına 4000 lira kâr elde ediyordum. Mısırdan hektar başına 4000 lira kâr elde ediyordum. Bir hektardan. Peki mısırdan toplam ekili alan ne kadar? X1, 1 artı X2, 1 artı X3, 1 kadar. 3 farklı çiftçinin mısır üretmek için kullandığı toplam arazi miktarı ne kadar? X1, 1 artı X2, 1 artı X3, 1 kadar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdi devam edeceğim. Neye devam edeceğim? Amaç fonksiyonunu yazmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik neyi yazdık? Sadece mısırın toplam karını yazdık. Gelelim bezelyenin karını. Bezelyenin birim karı hektar başına 3000 liraydı. 3000 liraydı. Peki toplam bezelye ekilen alan ne kadar? X1 2 artı X2 2 artı x3, 2. Yani bakın birinci çiftçinin ektiği bezelye miktarı hektar, yani alan olarak. İkinci çiftçinin ektiği bezelye, değil mi? Alanı ve üçüncü çiftçinin ektiği bezelye alanı hektar cinsinden. Bunu da birim maliyet, birim kârla çarpıyoruz 3000 lirayla. Artı diyorum. Artı diyorum. Tabii ben yukarı doğru yazıyorum. İlk yazmaya başlamışım ama olsun. Fasulyeden de en düşük kar herhalde onun da 2000 lira kar elde ediyorduk fasulyeden. Ben birinci çiftçi x1 3 hektar kadar fasulye ekiyor. İkinci çiftçi x2 3 kadar fasulye ekiyor. Ve üçüncü çiftçi de x3 3 kadar ne yapıyor? Hektar, bu kadar hektarlık bir alana fasulye ekiyor. Böylelikle biz amaç fonksiyonumuzu oluşturmuş olduk. Şu ilk baştaki 4000 çarpı x1 1 artı x2 1 artı x3 1 mısırdan elde edilecek kar. Mısırdan elde edilecek kar. İkinci yazmış olduğumuz ifade
bezelyeden elde edilecek kar ve arkasından son olarak yazdığımızda fasulyeden elde edilecek olan kar. Edilecek karımız. Çok güzel. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi neye devam edeceğiz? Kısıtlarımızı yazmamız gerekiyor. Kısıtlarımız nelerdi? Şimdi birinci çiftçinin ekeceği toplam alan ne kadar olmalıydı? 500 hektar. Bakın birinci çiftçinin ektiği toplam hektar alan miktarı birinci çiftçinin ektiği toplam ekilen toplam alan diyelim. Ne kadar? Bakın x11 artı x12 artı x13 kadar. Demek ki birinci çiftçimizin ektiği arazi miktarının ne olması gerekiyor? Buraya 500 hektarlık bir alan vermiş. En fazla 500 hektarlık bir alana ekim yapabilir. 500 hektar. İkinci çiftçimizin ektiği hektar cinsinden alanımız, toplam alanımız ne kadar? x21 artı x22 artı x23 ve üçüncü çiftçimizin ektiği toplam alan miktarı ise x31 artı x32 artı x33. Demek ki benim çiftçilerimin elindeki arazi miktarları x21 artı x22 artı x23 neden fazla olamaz? İkinci çiftçiye 800 hektarlık bir arazi verilmişti. Bundan fazla olamaz ve üçüncü çiftçimizin de ekebileceği toplam arazi miktarı x31 artı x32 artı x33. Bu da neden fazla olamaz? 700 hektardan fazla olamaz. Bu ne ile alakalı olan kısıt? Çiftçilere ayrılan arazi kısıtı. Hangi birimimiz burada nedir? Gene hektar olarak. Çiftçilere ayrılan bir arazi kısıtımız mevcut. Bunun dışında başka ne ile ilgili bir kısıtımız vardı? Bir de arkadaşlar şununla ilgili bir kısıtımız vardı. Demişti ki Mısır'dan toplam ekilen hektarın 400'den fazla olmaması gerekiyordu. Bezayeden ekilen toplam alanın 700'den fazla olmaması gerekiyordu. Fasulyeden ekilen alanın da 1000'den fazla olmaması gerekiyordu. Yani gene şurada tablomuzu bir kere daha çizeyim. Yukarı doğru çıkıp bakmaktansa, yani birinci çiftçi, ikinci çiftçi, üçüncü çiftçi şeklinde yazalım. Mısır, bezelye ve fasulye şeklinde. Bunların toplamlarını da şu aşağıya yazacağım. Toplam diyeceğim buna. Birinci çiftçinin ekli mısır miktarı x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32 ve x33. Mısırdan ekilen toplam alan ne kadar? Toplam alana bakarsak ne kadarmış? x11. Değil mi? Onu oraya tekrar altına sığdıramayacağım. Ona gerek yok. Şurada sadece kısıtımızı yazalım. Mısır'dan ekilen toplam arazinin 900 hektarı mı geçmemesi gerekiyordu? 400 hektarı mı? Ben burada onu bir kere daha kontrol edeceğim. Yukarıdan bir saniye. Yani 900. Evet. Mısır için ekilen toplam alan, yani birinci çiftçinin ektiği mısır miktarı artı ikinci çiftçinin ektiği mısır miktarı alanı
ve üçüncü çiftçinin ektiği mısır alanının 900 hektardan fazla olmaması gerekiyor. Bu mısır ekilecek olan alanla ilgili kısıtımız. Gene bu kısıtımızın birimi nedir? Hektardır. Bezelye ekilecek olan alanla ilgili bir kısıtımız daha var. Toprak sahibi diyor ki, bezelye ekilecek olan alan neden fazla olmasın? 700 hektardan fazla olmasın. Bu da bezelye ilgili, bezelyenin ekilecek alan kısıtı diye gene hektar cinsinden ifade ediyoruz. Ardından da fasulye için kısıtımızı yazacağız. O da en fazla 1000 hektar olabilir denmiş. Bezelye ekilen toplam alan x1,3, x2,3 ve x3,3 olacak. Bu da 1000 hektardan fazla olmamalı. Bu da fasulyenin ekilecek olan alanıyla ilgili olan nedir? Kısıtımızdır. Bu da gene hektar cinsindendir. Bakın toplam mısır ekilecek olan alanı nasıl buluyorum? Birinci çiftçinin ektiği mısır alanı, ikinci çiftçinin ektiği mısır alanı ve üçüncü çiftçinin ektiği mısır alanı. Bunların toplamı mısır ekilen toplam araziyi bana vermekte. Bezelye ekilen toplam alanı nasıl buluyorum? Birinci çiftçinin ektiği bezelyenin alanı x1,2 ile gösteriliyor. İkinci çiftçinin bezelye ektiği alan x2,2 ile gösteriliyor. Üçüncü çiftçinin bezelye ektiği alan miktarı ise x3,2 ile gösteriliyor. Bunları kullanarak arazi kısıtımızı, mısır ekeceğimiz, bezelye ekeceğimiz ve fasulye ekeceğimiz arazi kısıtlarını da yazmış oluyoruz. Bunun dışında diyor ki toprak sahibi demiş ki, toprak sahibi çok fazla şart koşmuş arkadaşlar. Yani açık ve net söyleyeyim, biraz fazla şart koşmuş. Toprak sahibimizin koştuğu diğer kısıt ise diyor ki, her çiftçiye verdiğim arazinin en az %60'ı ekilecek diye söylüyor. Bakın şurada nerede yazmıştı onu. Bakın toprak sahibi her çiftçiye ayrılan kısmın en az %60'ının ekilmesini şart koşmaktadır diye söylüyor. Şimdi birinci çiftçimizin ektiği arazi toplamı, yani ekilen arazi toplamı nedir? Neye eşittir? Arkadaşlar x11 artı x12 artı x13'e eşittir. Bu beyefendiye, birinci çiftçimize verilen hektar alan kaç hektardı? 500 hektardı. O zaman 500 hektarın %60'ını en az mı demiştik? En az demiştik. En az %60'ı kadar kısmın ekili olması lazım. Yani büyük eşittir olması lazım. Büyük eşittir 500 çarpı 60 bölü 100. Yani ne olması lazım? Demek ki en az 300 hektarın ekilmesi lazım. Yani birinci çiftçi 500 hektarın en az %60'ını ne yapmalı? Ekip biçmeli. Birinci çiftçinin mısır ektiği alan, bezelye ektiği alan ve fasulye ektiği alanın en az 300 hektar olması gerekiyor. İkinci çiftçimizin ekip biçtiği alan miktarı x21 artı x22 artı x23. Bu çiftçimize verilen toplam toprak miktarı ne kadardı? 800 hektardı. 800 hektarın en az %60'ını ekip biçmesi gerektiğine göre ne yapacağız? 800'ün %60'ını bulacağız. O da ne yapar? 480 hektar yapar. 480 hektarını ne yapmamız lazım? Arkadaşlar
ekmesi lazım ikinci çiftçimizin. Bu birinci çiftçinin ekmesi gereken en az arazi miktarı, arazi kısıtı. Birinci çiftçinin ekmesi gereken arazi kısıtı diye yazalım. Uzun uzun yazmayalım. Birinci çiftçinin, şu birinci çiftçinin ekmesi gereken arazi kısıtı. Bu da gene hektar cinsinden. Şu ikinci çiftçinin ekmesi gereken, ekip biçmesi gereken arazi kısıtımız ve son olarak üçüncü çiftçimizin de ekip biçeceği toplam arazi miktarı en az ne kadar olmalı? Üçüncü çiftçimize 700 hektarlık bir arazi verilmişti. Bunun %60'ını bulmam gerekiyor. O da ne yapacaktır? 420 hektar yapacaktır. Yani en az bu kadarlık bir alanı kullanması gerekiyor üçüncü çiftçimizin. Bu da üçüncü çiftçimizin ekmesi gereken alan arazi kısıtımız olmuş olacak. Evet, şimdi maalesef daha toprak sahibinin koşulları bitmedi. Yani bir arazi verdi ama arazinin karşılığında da hakikaten çok şey istiyor. Şimdi diyor ki bir de, siz diyor arazinizi ekip biçeceksiniz ama bu ekip biçtiğiniz arazinin oranları, yani ben birinci çiftçiye 500 hektarlık bir arazi verdim. Bu araziye ekip biçilen miktarın oranı ikinci çiftçinin 800 hektarlık arazinin ekip biçtiği oranına ve bu da neye eşit olmalı? Üçüncü çiftçinin 700 hektarlık alanda ekip biçtiği arazinin oranına eşit olması gerekir diye söylüyor. Yani birinci çiftçimizin ekip biçtiği toplam arazi miktarı x11 artı x12 artı x13. Bunun neye oranı? Toplam arazi miktarının oranı 500. Neye eşit olmalıymış? x21 artı x22 artı, yani ikinci çiftçimizin ekip biçtiği arazi miktarı nedir? x21 artı x22 artı x23'tür. Ve bunun da neye eşit olması lazım? Neyi oranlayacağım bunu da? 800'ü oranlayacağım. Ve son olarak da üçüncü çiftçimizin de arkadaşlar ekip biçtiği toplam arazi miktarı neyi oranlayacağım onu da? Onun elindeki arazi, toplam arazi miktarı 700'dü, değil mi? Ekip biçtiği arazinin 700'e oranı bu üçüncü çiftçinin toplam arazideki ekip biçilen arazinin nesi? Payıdır şu yazmış olduğumuz oran arkadaşlar. Şu yazmış olduğumuz oran üçüncü çiftçinin elindeki arazide bu arazinin ne kadarını, hangi oranda ekip biçtiğini göstermekte. Birinci, ikinci ve üçüncü çiftçilerin ellerindeki toplam arazilerin ekip biçtikleri arazilerin bu toplam arazi oranlarının birbirine eşit olması istenmekte arkadaşlar. Bunun dışında başka bir koşul vermiş miydi? Artık vermesin zaten, değil mi? Ve bunun dışında başka bir koşul vermemiş. Zaten yeterince istekte bulundu. Son olarak hangi koşulumuzu yazacağız? Son olarak negatif olmama koşulumuzu yazacağız. İ 1, 2 ve 3'e eşit. J de 1, 2 ve 3'e eşit. Şimdi aslında bu örnek çok fazla koşula sahip olan bir örnekti ama güzel bir örnekti. Neden güzel bir örnekti? Çünkü koşullar arkadaşlar düşündürücüydü.
İlk koşullar gerçekten diğer örneklerimizden biraz daha farklıydı ve düşündürücüydü. İsterseniz yeniden bir soru tekrar yapıp videomuza öyle son verelim. Şimdi sorumuza tekrar baştan başlıyoruz. 2000 hektarlık bir arazimiz var. 3 tane çiftçiye bu araziyi bölüştürüyoruz. Birinci çiftçiye 500 hektar, ikinci çiftçiye 800 hektar, üçüncü çiftçiye 700 hektar şeklinde. Ve bizim toprak sahibimiz mısır için en fazla 900 hektarlık alanın, bezelye için en fazla 700 hektarlık alanın, fasulye için ise 1000 hektar, en fazla 1000 hektarlık alanın ekilip biçilmesini istiyor. Bilim karlarımız mısırdan hektar başına 4000 lira kâr elde ediyorum. Bezelyeden hektar başına 3000 lira kâr elde ediyorum. Fasulyeden hektar başına 2000 lira kâr elde ediyorum. Bunun dışında diyor ki çiftçi, ben sana evet 500 hektar, 800 hektar, 700 hektar arazi veriyorum ama bu arazinin sen en az %60'ını ekmelisin, ekip biçmelisin diye şart koşuyor. Ve aynı zamanda bir de şunu söylüyor, diyor ki üçünüzün de diyor kendi topraklarınızdaki ekili alanlarınızın toplam toprağınıza oranlarının birbirine eşit olması lazım diyor. Yani sana ben 500 hektar toprak verdim. Sen bu toprağın belirli bir kısmını ekip biçtin. Ne yapacaksın? Bütün bu ekip biçtiğin toprakla elindeki toprakların oranları üçünüzün de, üç tane çiftçinin de birbirine eşit olacak diyor. Bakın çok güzel, değişik sözel ifadelerle verilmiş olan kısıtlar var. Dediğim gibi bütün doğrusal programlama modellerinde en can alıcı noktalardan bir tanesi nedir? Karar değişkeninin belirlenmesidir. Biz bundan önceki 4 tane örnekte x1, x2, x3 gibi karar değişkenleri kullandık. Burada ise sadece tek işte x1, sadece x2 diyerek ne yapmam mümkün değil? Karar değişkeni belirlemem mümkün değil. Neden değil? Çünkü bir çiftçi diye 3 farklı çiftçim var. 2, bu 3 farklı çiftçinin ekip biçeceği 3 farklı ürün var. Yani benim karar değişkenim hem çiftçimi ifade etmeli hem de o çiftçinin üreteceği ürünü ifade etmeli. Bu nedenle ben 2 tane alt indekse sahip olan bir karar değişkeni belirliyorum. XIJ dediğimiz i'nci çiftçinin j'inci ürünü ekmek için kullandığı arazi miktarıdır diye belirtiyoruz. Ben burada i dediğimiz çiftçinin numarası, birinci çiftçi, ikinci çiftçi, üçüncü çiftçi. J dediğimizde 1, 2, 3 değerlerini alacak ama dedim ki ben madem ki mısır, bezelye ve fasulye kategorik değişkenler, bir sayısı mısırı temsil etsin, iki sayısı bezelyeyi temsil etsin, üç sayısı da fasulyeyi temsil etsin dedim. J değişkenini de bu şekilde tanımladım. Bunları tanımladıktan sonra zaten bir iki tane de örnek verdim bu karar değişkenlerinin ne anlama geldiğine dair. Amaç fonksiyonunu yazmam gerekiyor. Amaç fonksiyonunu yazmak için de bir tablo oluşturdum. Bu tabloda neleri gösterdim? Her çiftçinin hangi üründen ne kadar ekeceğini ifade eden karar değişkenlerimi gösterdim. X11 dediğim birinci çiftçinin mısır ekmek için kullanacağı arazi miktarı. X12 birinci çiftçinin bezelye ekmek için kullanacağı arazi miktarı. X13 ise birinci çiftçinin fasulye ekmek için kullanacağı arazi miktarı. Birinci çiftçinin bu durumda toplam ektiği alan miktarı neye eşit? X11, X12, X13'e eşit gibi. Satırların toplamları çiftçilerin ektiği toplam araziyi gösteriyor. Sütunların toplamları ise, mısır sütununun toplamı ise mısır ekilen toplam arazi miktarını gösteriyor. Bezelye sütunu
sayıların toplamları, karar değişkenlerin toplamları neyi gösteriyor? Bezelye ekilen toplam alanı gösteriyor. Amaç fonksiyonumu yazarken neyi kullanmam gerekecek? Mesela mısır, değil mi? Mısırdan birim karım ne kadar? Bir hektardan 4.000 liralık kar elde ediyorum. Mısırdan ekilen arazi miktarını bulmak için ne yapmam lazım? Bu tabloda, şuradaki tabloda, ben yazmış olduğum bu tabloda mısır sütundaki sayıları toplayacağım. X11, X21, X31. X11, X21, X31 nedir? 3 farklı çiftçinin mısır ekmek için ayırdığı arazi miktarıdır. Ve ben bunu 4.000 ile çarparsam ne bulmuş olurum? Mısırdan elde edeceğim karı bulmuş olurum. Bezelyenin bulunduğu sütundaki sayıların toplamı bana bezelye ekilen toplam arazi miktarını verir. 1 hektardan 3.000 liralık kar elde ediyorum bezelye ektiğimde. O zaman x1 2 artı x2 2 artı x3 2 kadar bir araziyi bezelye için ayırdığımda 3.000 ile bu toplamı çarptığımda bezelyeden elde edeceğim karı buluyorum. Fasulye sütunundaki sayılar ise her bir çiftçinin fasulye ekmek için ayırdığı arazi miktarını göstermekte. 1 hektarlık fasulye ektiğim zaman 2.000 lira kar elde edersem, 2.000 ile x13, x23 ve x33 toplamını çarparsam ne bulmuş olurum? Fasulyeden elde edeceğim toplam kar bulmuş olurum. Bu üç tane işte bu üç ayrı karın toplamı da toplam yani toplam üretimden elde edeceğim karı verecektir. Bu benim amaç fonksiyonum. Gelelim kısıtlarımıza. Şimdi bir kere bizim buradaki ne kadar ilginç bir küçük sinek gibi bir şey geldi. Ah, çok ilginç. Evet, bakın arkadaşlar. Bu çiftçilere verilen arazimiz sınırsız değil, sınırlı. Birinci çiftçiye 500 hektar verdi, ikinci çiftçiye 800 hektar verdi ve üçüncü çiftçiye 700 hektar verdi. Demek ki birinci çiftçinin ekebileceği toplam arazi miktarı 500'den fazla olamaz. Birinci çiftçinin, bakın satırdaki toplamlar birinci çiftçinin ekip biçebileceği toplam arazi miktarıdır. X11 artı X12 artı X13. X11 mısır ekeceği alan, X12 birinci çiftçi için bezelye ekebileceği alan ve X13 birinci çiftçinin fasulye ekebileceği toplam alan. Bunların toplamı neden fazla olamaz? O çiftçiye ayrılan araziden fazla olamaz. En fazla 500 hektar olabilir. Benzer şekilde ikinci çiftçinin kullanabileceği arazi miktarı en fazla kaç? Hektar 800 hektar. Demek ki ikinci çiftçimizin toplam ekebileceği arazi x21 artı x22 artı x23 en fazla 800 hektar olabilir. Ve üçüncü çiftçimizin ekebileceği toplam arazi miktarı ise x31 artı x32 artı x33'ten bu da ne olabilir? 700 hektar olabilir. Bundan daha fazla olması mümkün değildir. Bunlar benim toprak sahibinin çiftçilere paylaştırdığı araziyle ilgili olan kısıttır. Şimdi gelelim bizim toprak sahibinin bazı istekleri, arzuları var. Diyor ki bu çiftçilere, 3 tane çiftçiye diyor ki sizlerin diyor üçünüzün diyor toplamda mısır ekeceğiniz alan 900 hektarı aşamaz diyor. Bezelye ekeceğiniz alan 700 hektarı aşamaz diyor. Fasulye ekeceğiniz alan 1000 hektarı aşamaz diye söylüyor. Onlara bu şekilde bir kısıt da veriyor. Kafalarına göre mısır, fasulye belki işte veya bezelye ekmesinler diye. Belki taleple ilgili bir kısıttan dolayı olabilir bu. Onu bilmiyorum. Şimdi peki bunu nasıl yazıyoruz? Gene az önceki tablomuza baktığımızda. Şimdi mısır ekilecek toplam arazi miktarını nasıl bulacağım? Birinci çiftçinin ektiği mısır miktarı, ikinci çiftçinin ektiği mısır miktarı ve üçüncü çiftçinin ektiği mısır miktarı. Bunların hepsinin toplamının 900 hektardan
ne olması gerekiyor? Fazla olmaması gerekiyor. Yani sütunlardaki toplamları buluyorum. Her bir sütunda ne yazıyor? Bakın ne yazıyor? Mesela ikinci sütunda yazılan x1, 2, x2, 2 ve x3, 2'nin toplamı bezelye ekimi yapılacak arazi miktarıdır. Ve x1, 2, x2, 2 ve x3, 2'nin neden fazla olmaması lazım? 700'den fazla olmaması lazım. Bunun dışında arkadaşlar fasulye ekilecek olan arazi miktarının da 1000'den fazla olmaması lazım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunun dışında şimdi çiftçi şimdi diyor ki toprak sahibi bir de şunu söylüyor. Diyor ki çiftçilere, sen diyor benim sana verdiğim arazinin en az %60'ını ne yapmalısın? Ekip biçmelisin diyor. Olabilir, çünkü neden? Toprağa verdi. Sen toprağa verdin. Adam sadece gider %20'sini, %30'unu eker, geri kalan kısmını boş bırakır. Bunu engellemek istediği için diyor ki sana verdiğim arazinin en az %60'ını ekmek biçmek zorundasın diyor. Şimdi peki bu toplamı nasıl hesaplayacağız? Her çiftçinin ekip biçtiği toplam arazi miktarı çiftçilerimizin satırlarında yazan sayıların toplamlarıdır. X11 artı X12 artı X13 nedir? Bir numaralı çiftçimizin ekip biçtiği toplam arazi miktarıdır. Bakın her biri için yazmışız zaten, görüyorsunuz bunları da. İkinci çiftçimizin toplam ektiği ürün miktarı ve üçüncü çiftçimizin toplam ektiği arazi, ürün miktarı değil mi? Arazi miktarı diyelim. Bunları da ne yapacağız? Bakın, birinci çiftçinin ekip biçtiği toplam arazi miktarının 500 hektarın %60'ından az olmaması, yani 300 hektardan az olmaması gerekiyor. İkinci çiftçimizin ekip biçtiği toplam arazi miktarının 480'den az olmaması gerekiyor ve üçüncü çiftçimizin de ekip biçtiği alanın, arazinin 700 hektarın %60'ından, yani 420 hektardan az olmaması gerekiyor. Son kısıtımız ise neydi? Son kısıtımız ise şuydu. Diyor ki toprak sahibi, size verilen bir arazi var. Bu arazinin belli bir bölümünü siz ne yapacaksınız? Ekip biçeceksiniz. Hepinizin ekip biçtiği arazilerinin toplam araziye oranları ne eşit olacak? Birbirine eşit olacak. Bir numaralı çiftçinin ekip biçtiği toprak x11 artı x12 artı x13. Elindeki toprak miktarı ne kadar? 500. Ekip biçilen toprak miktarını 500'e böldüm. Bunun neye eşit olması gerekiyor? İkinci çiftçinin ekip biçtiği alanın elindeki toplam arazi miktarını oranına eşit olması lazım. Bunun da neye eşit olması lazım? Üçüncü çiftçinin ekip biçtiği toplam arazinin elindeki araziye oranına eşit olması lazım. Böylelikle bu toprak sahibinin bütün bu isteklerini ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Biraz illallah getirdik ama olsun. Sonrasında da ne yazıyoruz? Diyoruz ki negatif olmama koşulumuz var arkadaşım diyoruz. İ eşittir 1, 2 ve 3. J eşittir 1, 2, 3 olmak üzere. X, İ, J. Ne olamaz? Negatif olamaz diyoruz. Yani ekilen arazi miktarının negatif olmaması koşulu var diyoruz. Böylelikle de ne yapmış oluruz? Bu örneğimizi bitirmiş oluyoruz. Ve ne diyoruz? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videomuzda, dersimizde görüşmek üzere. Tekrar sevgiler.